Peki Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu dostlarımızla beraber yürüyoruz dedi. Son dönemde dünyadan gelen işte ne bileyim açıklamalar da bu büyükelçi ziyaretleri çerçevesinde düşündüğümüzde de hatta bazı CHP'li kaynaklar da Ekrem İmamoğlu'nun da karar kılındığını söylüyorlar. Çok açık bir ifadeyle söyleyeyim. Yani o işte Hatay Belediye Başkanı'nın sözleri çerçevesinde de düşünülebilir. HDP'nin de İmamoğlu'na yönelik bir teveccühünün olduğunu görüyoruz. İyi Parti'nin de bu yönde. Kemal Bey buradan çıkabilir mi sizce? Bütün güçler, dostlar Kılıç, ee, İmamoğlu'nu işaret ediyor. Nasıl görüyorsunuz? Ya da e, yanılıyor muyum bu tespitte? Şimdi tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelişi şaibeli. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gelişini nasıl ge getirildiğini Wikileaks belgeleri ortaya koyuyor. Yani 2008'de Amerika'nın o günkü Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na bir şey gönderiyor. Telgraf. Orada diyor ki Baykal'ın güçlü liderliği nedeniyle her şeye hakim olduğunu düşündüğümüz derin devlet işlemez halde. Yani derin devlet yoluyla yapamıyoruz. E olmayınca Sayın Erdoğan'ın üzerinde de etkili o derin devlet etkili olamıyor. Asker ve asker ve yargı yoluyla üzerine gidip isteklerimizi kabul ettiremiyoruz. O nedenle CHP'nin başına makul biri getirilirse ...daha etkili oluruz Erdoğan üzerinde. Daha fazla da oy alırız. Daha, daha fazla taviz alırız. Daha fazla e, taviz koparırız diye. E, böyle bir... tespiti var. E, Bayan Clinton'ın da... ...bir ocak... E, ilk ...şeyde... E, ...2009'da... ...verdiği cevap var. O da... ...yani Kılıçdaroğlu tamam da... ...daha ondan daha iyi kullanışlı biri var mı... ...bir de ona bakın mealinde bir şey var. Bütün belgeler de burada. Yani bunun da yanımda. Şimdi bunu söylüyor ve <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu bu yöntemle getirildi partinin başına. Bu getirilirken AK Parti iktidarını herhalde daha kolay yıkacaklarını zannettiler. Ama bu geçen süre içerisinde bu olmadı. Şimdi olmayınca da olmayınca da şimdi yeni <laughs> aktörler arayacaklarını Biden daha aday adayıyken iken bunu açıkça söylendi söyledi ve yazıldı da. Hı hı. Ve nitekim şimdi Ankara'ya atanan kişi büyükelçi elçi dışilerinden yetişen bir bürokrat değil siyasetten gelen siyasetçi evet. biri. Şimdi bu kişi acaba şunu mu demek istiyor? CHP şunu mu demek? Istiyor? Ya oturun oturduğunuz yerde bak biz adayımızı belirledik. Sayın İmamoğlu'dan yürüyeceğiz mi demek istiyor? veya acaba Sayın Erdoğan'a veya bak eğer bizim taleplerimizi yerine getirmezsen sizin yerinize bak işte İstanbul'da da seçimi kazanan biri var. Bak onunla mı yolumuza devam ederiz demek istiyor. Hı hı. Ee, yoksa gerçekten işte biz ya bu adayla gideceğiz. Herkes o Millet İttifakının bileşenleri falan Hatay Belediye Başkanında o şey ima ettiği hı hı. bir durumla mı karşı karşıyayız? E, bunu göreceğiz. tabii di diğer e, ilgi çeken şey de şu e, bu büyük elçi geldi. E, Sayın Cumhurbaşkanı'na güvenmekti bunu sundu. Evet. Ama daha hiçbir iktidar partisi de dahil, e, ana muhalefet partisi de dahil, hiçbir siyasi parti e, liderini ziyaret etmeden İstanbul'a gelmesi, İstanbul'da Sayın İmamoğlu ziyaret etmesi, Sayın İmamoğlu haklı olarak ona hayır ben seninle görüşmem demez Tabii yani ki. şey görüşmesi arkasından bazı iş çevreleriyle görüşmesi acaba yani bu büyük elçinin önümüzdeki süreçte Türk Amerikan ilişkilerini düzeltmek yerine tamamen Türkiye'yi yönlendiren kendi rotasına sokan bir uğraşın içinde mi olacak? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Peki Millet İttifakındaki partilerin uyumsuzluğundan bahsediyoruz. Şu an üzerinde çalıştıkları taslaklar da yok, somut taslaklar da yok ama CHP içinde de ciddi bir mücadele var. Örneğin bu balıkçı tartışmasında bunlar çok dile getirildi. Geçtiğimiz günlerde Kemal Bey'in de yaptığı bir konuşmanın işte lüks bir otel odasında olması tartışması çıktı. Bu fotoğrafları, görüntüleri, <laughs> kimler yayınlıyor tartışması var yoğun bir şekilde. Parti içinde çok da iyi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Böyle odaklar, böyle gruplar seziyor musunuz Ümmaz Bey? Birbiriyle rekabet haline girmiş gruplar. Şimdi Melih Bey her partinin içinde böyle daha iyi bir makama gelmek isteyen gruplaşmalar vardır. Olur da bunlar. Siyaset bir iddia işidir, bir inanç işidir. Önce o davanıza inanacaksınız, partinize inanacaksınız kadrolarınıza inanacaksınız, kararlı olup yürüyeceksiniz başarılı olmak için. Fakat bu kamuoyunda da söylenen, sizin de az önce dile getirdiğiniz e, iddialar çok vahim iddialar. Yani şimdi bu bir parti daşlay e, yakışmayan bir iddia. Ama bu, bu söyleniyor. Yani e, rahmetli Demirel'in deyimiyle Allah insanı yakışan iftiradan korusun derdi. İftira olsa dahi, yani yakışan iftira bir da. iftira e, o konumuna girmiş oluyor. Yani aklım mantığım inanın almıyor. Yani bırakın bir partidaşlığı, parti yoldaşlığını. Ya insan hakkına yakışan bir durum değildir. Yani düşünebiliyor musunuz o partinin belediye başkanının zora düşecek diye kendi partisinde, kendi belediye başkanında sıkıntıya sokacak bir eylemin içinde olmak bir partilik değildir bu. Ya yani insani de değildir. E, artı genel başkan ya kardeşim yani e, genel başkan keşke Söylemine uygun bir yaşam tarzını ortaya koysa yani öyle çok lüks bir otelle ya işte şey söyleminde bulunmasa o yoksulluk söyleminde bulunmasa veya tabii o kadar derin ki konu konuya çıkıyor. Bir genel başkan kardeşim genel başkana yakışan açıklamalar yapsa örneğin nedir bu bir yolsuzluk iddiası mesela söyleniyor. Eee Sayın Genel Başkan çıkıyor onu hemen şak diye açıklıyor. Nereden aldım bu belgeyi? Ya bizim bir milletvekilimiz getirdi. E cevap hakkımı benim adıma o kullansın diyor. Ya böyle bir olmaz böyle bir genel başkanlık. O zaman başkanlık. milletvekili dile getirmeli değil mi bu iddiayı? E, tabii bu böyle bir iddia varsa mesela bizim dönemimizde de olurdu. Biz genel başkanlarımız bile yapmazdık. E, yani örneğin e, bu e, susurluk e, şey bantları Sayın Fikri Sağlar'a getirildiği evet. zaman Sayın Fikri Sağlar aldı onları Genel Başkan'a getirdi. İşte siz açıklayın. Hayır siz almışsınız bunu açıklayın dedi. Biz parti olarak arkanızda dururuz dedi ve Fikri Bey'i e açıklattı. Hı hı. Fakat şimdi Kemal Bey'in tabii bir hem kendi partisi içinde bir liderlik sorunu var. Hem Millet İttifakı Genel Başkanlar arasında liderlik sorunu var. O nedenle önüne gelen her belgeye gerekli araştırmayı incelemeyi yapmadan... Yapmadan üzerine atlayıp kendisi açıklıyor. Neden? Ondan bir medet umarak, ondan bir güç alarak yürümek istiyor. E öyle olunca da çok sıkıntıya düşüyor. Şimdi mesela troller dedi. Şimdi bir sefer o yöntem Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın yöntemi değildir. Hiçbir siyasi parti Genel Başkanı'nın da yöntemi değildir. Bu yöntemi mafya denedi. E işte şu saatte bekleyin ben açıklama yapacağım. Millet toplanıyordu orada o ilginç açıklamalar yapıyordu. Şimdi ben de izledim o videoyu daha sonra izledim. Trolleri açıklayacağım dedi. Şu kişi şu kadar e, şey atmış, mesaj atmış dedi. Ben bekledim ki o kişi örneğin AK Parti'nin şu ilçesine kayıt, şu numaralı kayıtlı üyesidir. Veya şu kişiye AK Parti şu kadar maaş bağlanmıştır gibi somut bir belge olsa dahi bunu açıklayacak olan kişi genel başkan olamaz. Bunu verirsiniz bu işe meraklı bir millet Vekiline o şey yapar. Orna o milletvekiline saldırılar olsa aynı uslupla o da cevap verir. Ama bir genel başkan şimdi işi ucu bıraktı da trollerle mi meydan muharebesi mi yapacak? Bu arada mı? sözünüzü unutmayın lütfen. Kemal Bey'in bahsettiği isimlerden birisi yine haberde haberdi, ismini verdiği beyefendilerden birisi. Adam benim ne Twitter hesabım var ne açıklama yaptım diye. Yani Kemal Bey kim olduklarını söylemedi ama o isimlerden açıklamalar geldi. Onlar da bunu reddediyorlar. Bunu da hatırlatmış evet. olalım. Şimdi <laughs> e, bunlar yapılıyor. Ama bütün buna rağmen yani bir partili gerçekten o Kemal Bey'in o fotoğrafını hangi amaçla olursa olsun eğer kamuoyuna servisi yapıyorsa orada zaten ortada parti kalmamış demektir. vahim olan bu? Üzerinde durulması gereken bu. Hiçbir partiliğinin bunu yapmaması gerekir. Hele hele bir de eğer gerçekten genel merkez yöneticileri ise, örgütlerden görevli kişilerse, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin acilen buna bir çözüm bulması lazım.